Yeni bir Rocket League videosundan daha hepinize merhaba. Bugün Rocket League'deki arabalara katman listesi yapıyoruz. Niye böyle bir videoyu çekmeye karar verdim? Çünkü şöyle görmüş olduğunuz gibi şu arabayı bir daha göstereyim. Rocket Pass'e berbat ötesi bir araba geldi ve bu arabayla beraber aslında oyunda bir sürü araba vardı ve ben dedim ki bir katman listesi yapalım, böyle güzel video olsun. O yüzden hemen şundan alt tabımızı atıyoruz ve burada görmüş olduğunuz bir sürü arabalar var. Bazı arabalar eksik, onun için kusura bakmayın çünkü her arabanın olduğu bir katman listesi bulamadım. Ama direkt buradan başlayarak hepsine güzel güzel katmanlara ayıracağız. Ve bunu ben kendim için yapacağım. Siz de kendi katman listenizi aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Video geçmeden önce de kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu çok önemli çünkü 7000 abone çok az kaldı. Ve videoların beğenmeleri bir tık düştü arkadaşlar. Bunu yaparsanız sevinirim. Şimdi ilk başta Dodge Charger'ımız var. Ben bu arabayla oynadım. Bu arada arabaları değerlendirirken ilk başta oynanabilirlik, sonra da görünüşe göre değerlendireceğim. Görünüşü 10 üzerinden bence direkt 10. Yani klasik zaten Dodge Charger, anlatmaya gerek yok. Ama oynanabilirliği bir tık kötü. Fakat ben bunu çok iyi katmanına koyuyorum. İkinci arabamız Batmobile. Batmobile seven birisi değilim. O yüzden bunu iyi katmanına koyuyorum. Nissan Skyline, anlatmaya gerek yok. Yani hiç direkt konuşmuyorum Nissan Skyline hakkında ve en iyiler katmanına koyuyorum. Şimdi böyle bir arabamız vardı. Bu arabanın vallahi ismini unuttum, yani çok özür dileyerek söylüyorum. İsmini hatırlayanlar varsa yorumlarda yazsın. Ama ben bu arabayı direkt çöp katmanına koyuyorum. Şimdi geldik Artemis'i bulundu galiba. Anubis miydi? Artemis miydi? Neydi? Anubis GP'di galiba. Bu arabaya geldik. Formula 1 gibi bir araba. Aslında fena araba değil. Oynanabilir ama bu arabada galiba Dominus Hitbox'ı da yok. Onu da biliyorum. Ve görünüşü de hani Formula arabasını tam andırmıyor. Ayrıca Formula 1 arabası da var. O yüzden ben bu arabayı kötü katmanına koyuyorum. Şimdi şöyle bir arabamız var. Bunun ismini de vallahi hatırlamıyorum. Böyle çok oynadığım arabalar olmadığı için, ama bunu da direkt olarak çöp katmanına koyuyorum. Çünkü hem görünüşü kötü hem hiç oynamadım. Burada bir tane daha araba var. Valla bunun da ismini hatırlıyordum. Unuttum ya. Dur, şu arabaların bir isimlerine bakacağım ben. Evet, arabanın ismine baktım. Bu arabamızın ismi Artemis'miş ve eski Rocket Pass 2 ile beraber gelmiş. Bak, bu araba fena değil. Yani öyle aşırı kötü bir araba değil. İyi bir araba da değil. Yani kullanılabilir. O yüzden ben bunu orta katmanına koydum. Şimdi böyle bir arabamız var. Bu arabanın da ismine hemen bir bakalım. Şuradan common bir arabaydı. Sanırım Backfire olması lazım. Ama aynen, Backfire. Kötü bir araba. O yüzden kötü araba listesine koydum. Ve geldik 2016 model Batmobile'e. Bence bu araba harbiden güzel. Ama en iyi yer listesine girer mi bilmiyorum. Ama çok güzel bir araba. Fakat ben bunu efsanevi listesine koyuyorum. Ve Fortnite arabamıza geldik. Ya bu araba sanırım Merc Hitbox'ı var diye biliyorum. Ya tam emin değilim ama muhtemelen Merc, ya Merc değilse de Octane Hitbox'ı vardı. Görünüşü güzel, troll bir görünüşü var. Ve ben bunu çok iyi bir iyi arasında kaldım. Ama ya çok kararsız kaldım. Ama çok iyiye koyacağım ya. Çünkü görünüşü gerçekten güzel. Bir de kornasız falan çalıyor. Hoşuma gidiyor. Şöyle bir arabamız var. Valla bunun da ismini unuttum ama ya bayağı kötü gözüküyor. Ben bunu direkt çöp katmanına koydum. Hiç de oynadığım bir araba değil. Ve geldik Breakout. Breakout bayağı oynanabilir bir araba. Philip Lesset almaya çalışanlar özellikle bu arabayla oynuyor. Dominus dışındaki freestyle'cılar bu arabayla oynuyor ve ben bunu direkt efsaneviye koyuyorum. Ben çok oynamadım ama gayet kullanılabilir bir araba. Breakout Type S Breakout kadar kullanılmıyor ama ya çok iyiye de koymak istemiyorum. O yüzden İyi katmanını koyacağım. Oynanabilir bir araba. Fena değil. Burada bir arabamız daha var. Arabamızın ismi Sentio'ymuş. Bu arada şu uzay aracı gibi olan araba çöp katmanındaki de Aftershock'muş. Şimdi Sentio hani görünüş itibariyle kötü bir araba gibi gözükmüyor. Ama yani bu arabayla oynamazsınız. O yüzden ben bunu orta ve kötü arasında, ya şöyle bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Bunu ortaya atacağım. Şu Formula 1'i de ortaya atacağım. Şuradaki Artemis'i muhtemelen, Artemis'i üzülerek kötüye çekeceğim çünkü yani şu iki arabadan bence daha kötü bir görünüşü var. Şimdi geçtik. Bu arabanın ismi Kurt Adam Werewolf diye geçiyor. Kötü bir araba değil ama öyle amşam iyi bir araba da değil. O yüzden ben bunu direkt orta katmanına attım. Şimdi geldik Cyclone'a. Cyclone bence direkt
ilk katmanı geçecek bir araba ve muhtemelen Dominus Hitbox'ı var diye biliyorum. Bunu da direkt efsane bir katmana atıyorum. Ya araba oynanabilirlik açısından ortalama ama görünüş açısından bence yani en ileri geleceği için efsaneviye koydum. Ve geldik DS4. DS4 da gayet güzel bir araba. Bu arabada sanırım Octane Hitbox var demiyorum. Çünkü yani öyle uzun bir araba değil. Uzun bir ince bir araba değil. Ama görünüşü gayet güzel. O yüzden bunu da ben çok iyiye koydum. Görünüşünden dolayı. Görünüşü gerçekten iyi. Dominus tartışmaya zaten gerek yok. Nereye koyacağımı biliyorsunuz. En ileri koydum. Bütün freestylecılarının genelinin oynadığı bir araba hem görünüş hem oynanabilirlik açısından 10 üzerinden 9-10 arası gidip gelen bir araba ve en ileride kalmayı hak ediyor. Dominus GT bu arabada öyle Dominus kadar oynanmıyor ama bence görünüşüyle ve hitbox ile çok iyi gidecek bir araba. Şöyle bir arabamız var. Bu araba bir tane yaz etkinliğinde gelmişti. Valla Salt Shores etkinliğinde mi gelmişti ama arabanın ismini unuttum. Valla DLC arabası olmasına rağmen kötü gözüküyor bence. İyi bir araba değil. O yüzden ben bunu direkt kötüye attım. Gördüğünüz gibi katman isimimiz bayağı zenginleşti. En ileride Skyline Dominus zirvedeki yalnızlığını koruyor. Geldik Endo'ya. Endo'yu ben Rocket League Silver zamanlarında bayağı oynardım. Yani öyle böyle oynamazdım. Gerçekten gidiyordu Endo. Efsaneviye koysam çok şey olur. Ağır olur. O yüzden çok iyiye yapıştıracağım. Çok iyi katmanız şu an bayağı kalabalıklaştı. Burada bir tane de arabamız var. Bu arabamızın ismi Esper'miş. Ben bu arabayı valla direkt çok kötü bir görünüşü var. Çöp katmanına attım gittim. Bu arabayla oynayanlarınız var mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle bir araba var. Bu arabanın valla ismini unuttum. Valla şu arabanın ismini araştırdım. Bulamadım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ama ben bu arabayı bak görünüşü orta bence. Tam ortalık bir araba. Çok da oynamadığım için yorum yapmayayım. Şimdi böyle bir arabamız var. Bir tane DLC'de gelmişti. Hızlı ve Öfkeli DLC'sinin yeni versiyonunda gelmişti. Ama yani arabanın görünüşü o kadar iyi değil fakat DLC arabası olması itibariyle ben bu arabayı katmanına koyacağım. Yani orta bir araba da değil, çok iyi bir araba da değil, iyi bence. Fennec zaten tartışmaya gerek yok, hepimiz yani oynamışız illaki. Zaten çok da sevdiğimiz bir araba. Fenek çekilişi sürekli yapmamızın da bu arabanın ne kadar böyle popüler ve sevdiğini anlayabilirsiniz. Fenek çekilişi demişken Discord sunucumuzda 2 hafta sürecek olan 500 kredi çekilişi başlattık. Yaklaşık 70 lira değerinde bir çekiliş. Bu çekişe katılmak için açıklamadaki linke geliyorsunuz. Discord sunucumuzdaki çekiliş kanalının parti emojisini bir kere şöyle tık yapıyorsunuz ve katılmış oluyorsunuz. Bu emoji basılı kalacak. Tek şart ise bu kanala abone olmak. Siz de katılın, kazanabilirsiniz. Bana çıkmaz demeyin, bol şans. O yüzden direkt en ileri hiç yorum yapmadan koydum. Formula 1 aracı. Şimdi ben Formula 1'i ayrı böyle takip eden biri olarak bu arabaya tabii ki pozitif ayrımcılık yapacağım. Fakat onun dışında araba gerçekten yine bir Formula aracı olması itibariyle çok güzel gözüküyor. Ve Dominus Hitbox'ı da var. Benim için bu kesinlikle efsanevi bir araç. Merk. Geldik Merk'e. Merk bence gerçekten görünüş itibariyle orta bir araç. Ama böyle hem sembol olmuş hem böyle patlatma seven oyuncuların simgesi haline gelen bir araç olduğu için bence birçok iyisi kesinlikle var diye düşünüyorum. Ve çok iyiye koyuyorum. Burada kalan arabalarımızı yerleştirelim. NASCAR arabaları bence özür dileyerek söylüyorum ama hepsi çöp katmanında. Çünkü ya şu arabalar bakın arkadaşlar bunların hepsi farklı bir marka. Biri Ford, biri Toyota, biri markası unuttum ama farklı bir markaydı. Ama yani kopyala yapıştır, kopyala yapıştır gibi ve kötü yani iyi de değil. O yüzden bence direkt çöp. Aklınıza bulunsun. Jaguar'ımız var. Jaguar bence görünüş itibariyle çok iyi girer. Jurassic Park arabamız var. Jurassic Park arabası da çok iyi mi iyi mi arasında kaldım. Ama ben iyiye koyacağım bu arabayı. Onun dışında Masamune'miz var. Masamune ortalama bir araç benim için. Geldik buradaki arabaları direkt dağıtalım. Bu araç kötü. Bu araç da kötü. Bu aracımızı İyiye çekelim ya. İyi katmanı biraz kalabalıklaştı ama iyiye çekelim. Nimbus. Bence Nimbus benim için çok iyi girer. Zamanında da çok oynamıştım. Hitbox'ı da Octane Hitbox'ı olması lazım. Öyle biliyorum. Octane tabii ki de yani tartışmasız en iyilere girer uçar.
geçer yani öyle bir araç. Hatta şöyle bir oynama yapalım ya. En iyilere ben Batmobile'i de koyacağım. Çünkü ya Batmobile de burada olmayı hak eden bir araç gerçekten. Ogden CSR çok iyi girer. Burada bir tane Paladin miydi bu aracın adı? Bir şeydi valla unuttum. Paladin diye şimdi söyledim. Yanlış söylüyorum da düzeltirsiniz. Paladin'i ben ortaya koyacağım. Onun dışında burada güzel gözüken bir araç var. Bunu iyiye koyalım. Şuradaki arabayı çöpe dağıtalım. Buradakini kötüye koyalım. Şimdi geldik Rodaklara. Rodakları ben kötüye koyacağım. Yani görünüş itibariyle çok kötüler ama hani oynayanı var bu araçların. O yüzden kötüye dağıttım. Şimdi burada bu Sentio muydu ya? Bir şeydi bunun adı da unuttum valla. Sentio değil yok. Bu aracın farklı bir ismi vardı. Ama zamanında oynamıştım. Ortaya dağıttım bunu da. Scrap. Ve geldik Goat arabaya. Yani tüm zamanların en iyi arabasına. Şimdi Scrap'ı nereye koyalım ya? Valla Scrap'a bir güzellik yapalım. Ve efsaneye koyalım. Görünüşten bağımsız söylüyorum. Araba simgeleştiği için efsaneye koydum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada ton arabamız var yine. Şuradaki ne isimlerini hiç bilmiyorum. Çünkü yani hiç oynamadığım arabalar olduğu için dikkatimi de çekmedi. Ama bunu iyiye. Bunu iyiye. Bunu ortaya. Bunu kötüye. Biraz hızlanacağım artık. Dağıttım. Şimdi geldik Takumi'lere. Takumi'ler bence ikisi de çok iyiye girer. Şöyle dağıtalım. Yeni Batmobile arabası var. Bu da çok iyi gider. Öyle iyi bir araç değil. Çekirge arabamız var burada. Bunu direkt ortaya koydum. Şuradaki arabayı iyiye koydum. Twizzler iyi bir araç. Burada bir tane daha yeni bir araç var. Bunu çok iyi. Bunu iyiye. Şuradaki arabayı ortaya. Kurt adamı. Valla iyiye koydum. Buradaki araç kötü. 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 Bu araç fena değil. Bu aracı çok iyi koyalım. Bu araç Dino galiba. Dino bence iyi bir araç ama öyle çok uçup kaçan bir araç değil. Ve bu araç da ortalama bir araç ve bitti. Şöyle bir bakalım. Seven download deyince ne oluyor? Aha da böyle bir o çok güzel. Çok güzel. Bunu da koy, indirelim. Thumbnail'da kullanıyoruz. Güzel oldu. Şimdi en ileriye bir bakalım. Nissan Skyline, Dominus, Fennec, Düz Octane, Batmobile 2016 versiyonu. Efsanevi Breakout Type-S, Geleceğe Dönüş, Formula 1. Burada iki tane Fast and Furious derecesinden arabalarımız var. Ve Scrap. Diğerlerini saymayacağım çünkü çok fazla araba var. Ama benim katman listem bu şekildeydi. Katıldığınız katılmadığınız yerleri yorumda yazabilirsiniz. Böyle güzel değişik bir içerik çekmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse aşağıdan bunu yorum olarak belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olanlar da mutlaka zillerini açsınlar videolardan anında haberdar olmak için. Onun dışında çekişimize de katılmayı unutmayın. Discord'da 500 kere çekiş yapıyorum. Bunu da söyledikten sonra videoyu kapatalım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.